Teknelerde yaşanmış en komik, en tuhaf anları izlemeye hazır mısınız? İşte karşınızda küçük teknelerden büyük yatlara ve yolcu gemilerine kadar tecrübesiz insanlar teknelerini sürmeye ve yanaştırmaya çalıştıklarında yaşanmış komik anlar. Videomuza havalı bir görüntüyle başlıyoruz. Hep motosikletlerin ön kaldırmasına alışkınız. Bu sefer bir tekne ön kaldırıyor ve ortaya oldukça havalı bir görüntü çıkıyor. Dünyanın en baş döndürücü aktivitesi bu olabilir. Peki kimler bu yuvarlak teknelerin içinde kendini kaybedene kadar dönmek ister? Karşınızda dünyanın en küçük teknesi var. Tek kişinin bile zor sığabildiği tekne dünyada tek olabilir. Videomuza komik bir görüntüyle devam ediyoruz. Jet ski'ye binmek isteyen çift hafif kilolu olunca bakın neler yaşanmış. Problemlerle baş etme yöntemim onları yok saymak. İşte bu teknedekiler bu sözün hakkını sonuna kadar veriyorlar. Jet ski büyük yük gemisine çok ama çok yaklaşıyor. Küçük bir temas jet ski'nin alabora olmasına neden olabilir. Sırada başka talihsiz bir an var. Tekne kullanma konusunda acemi olan kişi epey zorlanmış. Bu her halinden belli oluyor. Acemi kaptan iş başında. Neyse ki tekne kıyıya çok sert bir şekilde çarpmamış. Dediğimiz noktada tekne tam karşıdaki iskeleye sertçe çarparak durabilmiş. Kimse artık nereye gittiğine bakmıyor. Neyse ki iki teknede hiçbir hasar meydana gelmemiş. Yok artık diyeceğiniz başka görüntüde sıra. Hızını alamayan tekne bakın karaya nasıl havalı bir giriş yapmış. Şimdi ise bir kamyonetin suya batış anını izleyeceksiniz. Kamyonetin nasıl ve ne şekilde gölün ortasına gelip battığını bilmiyoruz. Küçük bir dikkatsizlik her şeyin berbat olmasına neden olmuş. Bu kadınsa sonrasında alkışlayarak dikkatsiz arkadaşını kutlamış. Adrenalin meraklısıyla videomuza devam ediyoruz. Gelin o nefes kesen anları yakından izleyelim. Köprüyle teknenin yüksekliği doğru hesaplanmayınca olanlar olmuş. Teknede meydana gelen hasar çok büyük. Teknenin ön kısmında keyifli keyifli oturan kişilerin rahatı birazdan bozulacak. Başka tekneye çarpmak herkesin panik olmasına yol açmış. Yok artık diyeceğiniz bir görüntüde sıra. Tekne üzerindeki ağırlıktan ötürü batmış. Teknedeki insanlarsa panikle kaçmaya başlamışlar. Rotamızı havaya çeviriyoruz. Muhtemelen GPS kadını yanlış yere yönlendirmiş. Kadının arabasıyla batarken sakinliğini koruması çok ilginç. Bazen işler hayal edildiği gibi gitmez. Tıpkı şimdi izlediğiniz görüntüde olduğu gibi. Neyse ki ne adama ne de küçük tekneye hiçbir şey olmamış. Bir teknenin başına gelebilecek en kötü şeylerden biri karaya oturmasıdır. Görüntüdeki kişiler de bu zor problemi çözmekle meşguller. Yine tekne kullanma konusunda tecrübesiz bir dümene geçmiş ve olanlar olmuş. Milyon dolarlık yat iskeleye sert bir şekilde çarpmış. Kim görüntüdeki adamın yerinde olmak isterdi? Muhtemelen arkadaşları tarafından ona böyle sulu bir ceza verilmiş. Bu gördüğünüz bir tekne mi yoksa bir denizaltı mı? Biz karar veremedik. Eğer sizin bir fikriniz varsa yorumlar kısmından yazabilirsiniz. Teknesiyle son sürat denizde gezinen kişinin hızına motor dayanamamış ve kendini serin sulara atmış. Teknenin ne kadar hızlı gittiğine bakın. O kadar hızlılar ki suyla temasları çok az.
Peki kimler bu yüksek hızlı teknede olmak isterdi? Talihsiz bir anla videomuza devam ediyoruz. ATV motorla tekneyi çeken genç birazdan başına geleceklerden sonra hayatının belki de en kötü anlarını yaşayacak. Tekne suyla buluştuktan sonra gencin yüz ifadesi her şeyi açıklıyor. Sırada bir challenge var. Uzun yolcu gemisinin ön kısmından iskeleye atlayan kadın koşarak hedefe değiyor. Sonrasındaysa teknenin arka kısmından binmesi gerek. Ama biraz yavaş kalmış ve challenge'ı kaybetmiş. Şimdi izlediğiniz görüntü bir uyarı niteliğinde. Sakın teknenizin 5 yıl boyunca suda durmasına izin vermeyin. Yoksa tıpkı şöyle bir manzarayla karşılaşabilirsiniz. Yine başka eğlenceli bir su aktivitesindeyiz. Çok eğlenceli görünmüyor mu? Peki kimler bu şişme bota binmek isterdi? Bu teknenin motorları tam bir canavar. O kadar güçlüler ki tekne yoluna yatay değil, dikey bir şekilde devam ediyor. Tekne sürme konusunda acemi olan kişilerden bahsetmeye devam ediyoruz. Yine kontrolü sağlayamayan biri tekneyi karaya çıkarmış. Tekneyle karada bu kadar ilerlemiş olmaları çok etkileyici. Ama aynı zamanda endişe verici, öyle değil mi? Bu James Bond filminin sonundaki bir sahne gibi görünüyor. Ama ne yazık ki gördüğünüz her şey gerçek. Lüks bir tekne batıyor. Yelkenliği kullanan kişi dünyanın en rahat insanı olabilir. Çünkü hemen arkasından üzerine doğru gelen gemi onu hiç rahatsız etmiyor gibi görünüyor. Videomuzun belki de en acemi tekne sürücüsünde sıra. Muhtemelen ilk kez dümenin başına geçiyor. Karaya oturmak tam olarak böyle bir şey. Gelin o anları yakından izleyelim. Tekneyi bu şekilde suya indirmek kimin fikri ise tebrik etmek gerekiyor. Daha önce kimsenin aklına gelmemiş olması da şaşırtıcı, öyle değil mi? Ultralüks sürat teknesinde işler yolunda gitmiyor. Sırada teknesini sırtında taşıyan adamın şaşırtıcı görüntüsü var. Tekneyi sürecek deniz bulamayınca tekne sahibi çözümü sürermiş gibi yaparak bulmuş. Yine de havalı, öyle değil mi?